hep konuşmak istediğini söyledi. Eve çağırdık, gittim. Derken Mustafa Genç'in orada olduğunu biliyor muydunuz? Hayır, bilmiyordum. Anlattım bunları. Daha kaç kere soracaksınız? Ama oraya silahla gittiniz. Neden? Ruhsatlı silahım. Her zaman yanımda taşırım. Dün gece Mustafa Genç'in Halil Tuğlu ile buluşacağını haber verdiniz. Ve o buluşma yerine gelmedi. Asılsız ihbarda bulundunuz. Emniyet güçlerini yanıltmak için yaptınız. Planınızın bir parçasıydı bu. Ne planı ya? Ne planı? Halil'i korumak içindi. Ne planı? Ama bugün Halil'in can düşmanına yüklü bir para götürürken yakalandınız. Zeynep'i rehin almıştı. Ne yapsaydım yani? Parayı vermeyi kabul etmeseydim de öldürse miydi kızı? Niye polisi aramadınız? Çünkü ben Zeynep'e zarar vereceğinden korktum. Polis işe karışırsa Zeynep'i öldürebilirdi. Engel olmasaydınız kurtaracaktım Zeynep'i. Yine silahlıydınız. Siz buldunuz mu onları? Zeynep'i kurtardınız mı? Tamam. Baştan alalım. Bu sabah Zeynep Sönmez'le telefonda konuştunuz. Peki daha sonra ne oldu? Daha kaç kişi burnunu sokacak bu işe? Herkes Mustafa'ya çalışıyor. Herkes. Komiser. Bak, Zeynep o manyağın elinde. Onu bir an önce bul. Bir an önce. Baş üstüne. Komiserim, Zeynep Sönmez'in telefon kaydı geldi. Son konuşmanın yapıldığı bölgeyi tespit ettik. İçeri gel. Sen kal. Çöz beni ne olur. Tuvaletim var. Altına ya. Mithat konuşmuştur şimdi. Birazdan bulurlar bizi. Bırak beni ne olur. Ne olur yardım ederim sana. Yüz seni zenginliğine. Bu kadarcık mı var yanında? Allah'tan kasadakileri almışız. Yayan kalacakmışız ha. Yakalanacaksın aptal. Şifresi ne bunun? Çöz beni. Çöz öyle git ne olur. Şifreyi söyle. Gebertirim. 27-23. 27-23. Tamam. Çöz beni, bırakma burada. Mustafa! 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 Lütfen! Ekiplere bildir. Başüstüne. Hiç sorma. Neresi olduğunu söyleyecek değilim. Ekipler bölgeyi tarıyorlar zaten. Durma burada. Hadi. Evine git artık. Halil. Git. Dik kafana dik ha. Ne bakıyorsun be? İşi gücü bırakıp gel burada hiç sonra da geçinemiyoruz de.
İş vardı, biz mi bıraktık be? Çalışmıyor işte dükkan, ne yapalım? Öğlen gidiyorsun, ikindi geliyorsun. Dükkanda durduğun mu var? Konuşma. Buz getir hadi. Buz getir. Alo. İyi günler. İyi günler oğlum. Halil. Menekşe'yi aradım. Telefonu kapalı galiba. Kadir'e de ulaşamıyorum. Yoğun bakımın oradan çekmiyormuş, ondandır. Anlamadım. Nereden çekmiyor? Yoğun bakımın olduğu kattan. Menekşe hastanede. Emine'ye gittiler Kadir'le. Ya of Allah'ım ya. Of Allah'ım. Ne yapmaya çalışıyor bu kız? Ne işi var onun orada ya? Ya ben de dedim ama dinlemedi oğlum. İlle de gideceğim dedi. Ne yapayım? Allah'ım ya. Tamam peki, iyi günler. Tamam. Kızdı mı? Bozuldu tabii. Fırça mı çekti sana? Pek üzüldün büzüldün de. Yok canım. Ne münasebet? Konuşma, buz getir hadi, buzu getir. Ya sabır, ya sabır. Hareket yapma, hareket yapma. Hasan? Ne? Çarşı içine doğru gir abi. Tamam. Bir berber buldun mu dur. Tamam olur. Bir dakika, bir dakika. Yanaş şuraya. Para çekmem lazım. Gidip çay alayım mı? Abim gelsin, kafeteryaya ineriz beraber. Hah, geliyor zaten. Konuştun mu abi, ne diyorlar? Değişiklik yok. Hayati tehlike devam ediyor. Emine'ye bir şey olursa Şebnem'e ne diyeceğiz? Ne bileyim ya. Allah'tan ümit kesilmez. Çocuğuna bağışlar inşallah. Ne olur Şebnem'in hali düşünsene. Baba hapiste, anne de giderse. Yusuf. Alo Yusuf. İyiyim canım, sen? Hepsi iyiler. Yaramaz bir şey yok. Hiç. Çıktık menekşelerle, hava alıyoruz. Söyle. Ne? Şşş. Sahi mi? Çok sevindim Yusuf. Harika bir haber bu. İşlemlerim tamamlanıyormuş. 5 haftaya kadar Almanya'ya gidebilecekmişim. Gözün aydın. Ay, heyecanlandım. Tamam, tamam canım. Vereyim mi Kadir'i? Yok, yok, hayır. Peki canım, söylerim. Baş üstüne. Biz de öpüyoruz. Sana da canım. İşteymiş zaten, çok konuşamadı. Gidiyorsun ha? Çok şükür. Ne güzel, kavuşacaksınız. Hadi çay içelim. Hadi. Annen de sevinecek duyunca. Hadi kalk. Arasam mı? Neyse, yüz yüzeyken söylerim. Şimdi sen bizim misafirliğe gel. Tamam. Söyle. Şişeyi getir dolaptan. Kapıyı çal. Zırr. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şöyle geçin, oturun. Şişe nerede? Ben size limonata yapayım. Yeter. Üpegündüz çok içti. Ne zaman ne kadar içeceğimi sana mı soracağım lan? Yapma. Çocuk korkuyor. Başlatma çocuğundan. Bu İstanbul bozdu sizi. Topunuz birden isyankar oldunuz. Herkes de dil 5 karış. Herkes başına buyruk. Babaya saygı kalmadı. Takan yok artık. Kızı oğlanı posta koyuyor. Biz böyle miydik be? Bu kadar geniş miydik? Açıldınız tabii kabak şişeyi gibi. Bağırma. Hadi kalk, topluyorum. Menekşe hastaneye Emine'ye gitmişmiş. Aa. Ulan ne işin var orada salak?
Hadi biz içeri gidelim, hadi yavrum. Onun yüzünden namusun gitti. İki paralık ettin bizi. Hadi anne, koşuyorsun peşinden be. Gir. Ne koca dinliyor ne baba. Biz serbestlik. Bir kafa tutmalar. Olacak başımıza be. Yine açtın ağzını. Hiç utanman yok mu senin? Yüzümüze bakacak hali yok. Neyine şımarıyorsun nankör? Nankör sensin. Yaptıklarından sonra bu kız sana hala baba diyor. Baba! Kes lan! Kes! Rezil! Kime rezil diyorsun sen ha? Kim rezil lan? Kime rezil diyorsun Allah'ın cezası? Hem kızına terbiye verme hem de bana rezil de! Elimi kaldırdın bana! Kırarım ulan o elini ben! Hasan! Sen bana rezil de! Hasan yapma oğlum! Ulan bir daha ağzını açsa göreyim! Adam mı oldun lan? Kimsin sen be? Kimsin? Allah'ın ulusu! Delirtiyorlar insanı! Unuttunuz Hasan'ın kim olduğunu! Böyle hatırlatırlar adama! Olmaz bu saatte. Anneme götür beni. Ne oldu anneme? Hastalanmış çocuğum. Anneme götürün beni. Tamam. Tamam, gel götüreyim. Evde durmayayım. Çocukların yanına gideyim ben de. Bilmez misin oyunu? İçti yine. Durup durup saldırır. İyisi mi? İyisi mi gideyim ben? Beni de götür. Gel. Gel giydireyim. Sus ama. Sesini çıkarma, tamam mı? Tamam. Hasan duymasın. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.